Dursun Gürlek Ayasofya Camii ve Minareleri Geçen gün bir arkadaşım telefon edip sordu. Ayasofya'nın ön tarafındaki bölümde namaz kılınmaya devam ediliyor mu? Evet ediliyor. Cevabını verdim. Arkadaşımın anlattığına göre bugünlerde sosyal medyada Ayasofya ile ilgili bir takım yalan yanlış yayınlar yapılıyormuş. Hükümet tamir bahanesiyle 1991'den beri ibadete açık olan bölümü de kapattı deniliyormuş. Böylece zihinler bulandırılıyormuş. Arkadaşıma verdiğim cevapta da belirttiğim gibi kör taassubun esiri olan bir takım sözde muhafazakarlar sırf Tayyip Bey'i hedef tahtasına koymak için bu türlü yalan yanlış propagandalardan medet umuyorlar. Ayrıca kindarlıklarını da sergilemiş oluyorlar. Hemen belirteyim ki söyledikleri yalandır. Ayasofya'nın kıble tarafındaki bölüm bugün de ibadete açık olup cuma namazı da dahil beş vakit namaz kılınmaktadır. Ben yine de emin olmak için ertesi gün bizzat gittim. O bölümün cami olarak kullanıldığını yakından öğrenmiş oldum. Hatta ikindi namazını da orada kıldıktan sonra bir sürede genç imamıyla sohbet ettim. Ayasofya konusundaki zihin karışık dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Bugün dindar kesimin büyük bir çoğunluğu bile beş vakitte Ayasofya minarelerinde ezan okunduğunu bilmiyor. Geçen yıl bu tarihi mabedin içinde bir Ramazan programı yapıldı. Tabii ki programın muhtevası gereği Kur'an-ı Kerim'de tilavet edildi. Ezanı Muhammedi de okundu. Ezan Yunanlılar rahatsız ettiği gibi bizimkilerin de yanlış haber yayınlamalarına sebep oldu. Muhafazakar kesime ait gazeteler bile bu Ayasofya'da ilk defa ezan okundu diye haber verdiler. Halbuki Fethi Yadigar'a bu mahmet'te 1991'den beri ezan okunuyor. Günümüzde de Sultanahmet Camisi ile karşılıklı okunmaya devam ediyor. Yazımın bu kısmına kadar sadece Ayasofya dedim. Şimdi buna bir de cami kelimesini ekleyelim ki tarifimiz ''Efradını cami, ayarını mani olsun.'' Haberi gazetelerden okuduk. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda sözü bu konuya getirip şunları söylemiş. Dediler ki Ayasofya'yla ilgili olarak hala ücretli olarak mı girilecek? Ben de kendilerine dedim ki hayır, Ayasofya'ya girişi ücretsiz hale getirebiliriz. Seçimlerden sonra Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz. Bu ne demektir? Yani Ayasofya müze olmaktan çıkarıp cami ismiyle müsemma hale getiririz. Bu vesileyle belirtmek isterim ki Ayasofya ilk defa bilindiği üzere Fatih Sultan Mehmet sayesinde ismiyle müsemma hale geldi. Cihan hükümdarı Konstantiniyye'yi fethedip İstanbul'u yapınca Bizans'ın bu kadim kilisesi de Müslüman olup Ayasofya Camii adını aldı. 30 yıllardan beri üstüne müze gömleği giydirildiyse de bu elbise üstünde iğrenildi. Durdu. Artık ona yakışan elbiseyi giymenin Ayasofya Müzesi değil Ayasofya Camisi demenin zamanı geldi. Yukarıda da belirttiğim gibi maalesef bu konuda gerekli hassasiyet gösterilmiyor. Bu mevzuyla alakalı araştırma yapanlar, koca koca kitaplar yazanlar bile tarihi mabetten söz ederken Ayasofya Camii demekten ısrarla kaçınıyorlar. Onun cami kimliğinden sanki hicap duyuyorlar. Hatta bu isim meselesi zaman zaman tartışmalara, söz düellolarına bile vesile oluyor. Bunlardan bazılarına benden ise şahit oldum. Bir dostum anlatmıştı. Oranın görevlilerinden birine bir konu hakkında bilgi almak için telefon ediyor. Arkadaşın ağzından Ayasofya Camii sözünü duyan yetkili bayan dünya ya ikaz edip beyefendi burası Ayasofya camisi değil, Ayasofya müzesi diyor. Arkadaş hiç müzede minare olur mu? Görmüyor musun? Hem de dört minaresi var. Öyleyse camidir karşılığını verince bayan daha da bayağılaşıp Ayasofya Camii demekle suç işiyorsunuz demek küstahlığında bulunuyor asıl suçu yüzyıllardan beri cami olarak hizmet veren bu fetih yadigarını müzeye çevirenlerin işlediğini tabii ki o anda unutuyor veya kastı mahsusla böyle konuşuyor. Minare deyince aklıma geldi. Biliyor musunuz bu muhteşem mabedin ihtişamlı minareleri bir zamanlar yıktırılmak istendi. Tek parti hakimiyetinin olanca şiddetiyle hüküm sürdüğü netameli yıllarda böyle bir cinayete teşebbüs edildi. Meşhur tarihçimiz İbrahim Hakkı Konyalı'nın araya girmesiyle önlendi. Merhum Ayasofya'nın minarelerini nasıl kurtardı başlığıyla yayınladığı bir makale ile faciayı gün ışığına çıkardı. Özetle nakledeyim. Bir gün İstanbul Müzeler Müdürü Kemal Altan Bey İki gözü iki çeşme İbrahim Hakkı Konyalı'nın yanına geliyor. Ecdat yadigarlarının üstüne titreyen bu zat bir yandan hıçkırı hıçkırı ağlıyor, diğer yandan yıktılar, yıktılar, sülün gibi minareyi temeline kadar yıktılar, yerle bir ettiler diye dövünüyor. Menderiyle gözyaşlarını kuruladıktan sonra ''Gidecek başka yerin mi var? İşte sana geldim.'' dedikten sonra şahit olduğu faciayı anlatmaya başlayıp şunları söylüyor. İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Aziz Ogan önceki gün beni çağırdı. Her iki Ayasofya'nın da minarelerini yıkacağız. Dün gece sabaha kadar Türk minarecilik mimarisinin şaheser bir örneği olan minaresi temeline kadar yıkıldı, yok oldu. Bu gecede Büyük Ayasofya'nın minarelerini yıkacağız. Bir Bizans kilisesi haline getireceğiz. İbrahim Hakkı Konyalı karşılaştığı bu faciadan dolayı çok üzülen Kemal Altan'ı teselli için siz merak etmeyin, Büyük Ayasofya'nın minarelerini yıkamazlar. Ben söyleyeyim, sen yaz. Böylece birlikte bir rapor hazırlayalım. Sen bu raporu ilgili merciye ver, diyor. Ayasofya ile ve minarelerin ilgili olarak sağlam bir rapor hazırlıyor. Raporun sonunu şu cümlelerle bitiriyor. Şimdi bu tarihi mabedin yaşı daha da ilerledi. Minareler ana kubbenin dayandığı son payandalar haline geldi. Minareler yıkılırken ana kubbe de kesinlikle yere serilecektir. İşte o zaman Hristiyan dünyası, Türkler Ayasofya'yı yıktılar diye o ortalığı velveleye verecektir. İşte Kemal Altan Bey bu raporu ilgili şahıslara veriyor ve her biri ayrı bir padişah eseri olan o canım minareler yıkılmaktan kurtuluyor. Hazin olanı şu ki Fatih'in Aziz Türk milletine hediyesi olan Ayasofya Camii'nin minareleri Hristiyan aleminin göstereceği tepkiden çekinildiği için yıkılmaktan kurtuluyor. Allah bu milleti yıkıcılardan kurtarsın.